Ben size gelen şeyleri Allah'ın kitabına arz ediniz. Eğer Allah'ın kitabına uygunsa söylemişimdir. Şayet muhalifse ben söylememişimdir. Bu rivayet zayıf mıdır? Hayır. Bu rivayet zayıf değildir. Buna zayıf diyenler vardır. Bunun karşısında getirdikleri rivayet de en az bunun gibidir. Dolayısıyla bunlar aslında sünnet konusunda polemiklerin ayyuka çıktığı 2. yüzyılda ortaya da kullanılmış, cephane olarak kullanılmış rivayetlerdir. Aslında Efendimizin böyle bir şey söylemese de biz sahabenin böyle davrandığını biliyoruz. Yani bu söz bize sahih olarak gelmemiş olsa Hazreti Ayşe'nin hayatı bu sözün altına damgadır. El İcabe'yi okuyun alın. Hazreti Ayşe daha Resulullah'ın vefatının üzerinden daha şey geçmemiş. Uzun zaman geçmemiş. Hazreti Ayşe sahabeden bir tanesi bir şey rivayet ediyor. Hazreti Ayşe'ye gelip soruyorlar. O lafın yarısında gelmiş diyor. Allah Resulü üç şeyde uğursuzluk vardır demedik diyor. Cahiliye ehli üç şeyi uğursuz sayardı dedi diyor. O lafın yarısında gelmiş. Allah Resulü'nden onu duymuş, onu naklediyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Efendim. İşte sizden biriniz sabah namazından önce namaz kılınca şöyle uzanmadan namaza kalkmaz. Efendim sağına yatmaz. Şimdi Ebu Hureyre bunu rivayet etmiş. Üstelik de farz namaza kalkmadan evvel bir şöyle uzanıp kalkıyormuş. Efendim. Ekfera Ebu Hureyre diyor. Ömer üstelik. Yani o kliye mensup olduğu halde Ebu Hureyre de amma fazla oluyor ha diyor. Yani bunu yapmışlar. Allah Resulü'nden nakledildiği zaman ne diyor Selman-ı Farisi efendim Huzeyfe İbnül Yemen'a bir hadis naklediliyor Huzeyfe'den. Selman-ı Farisi'ye getiriliyor. Selman işte Huzeyfe şöyle 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 dedi. Hazreti Selman diyor ki Huzeyfe böyle yapmasın diyor. Allah Resulü'nden duyduğu her şeyi nakletmesin diyor. Allah Resulü de bizim gibi bir insandı. Bazen kızar, bazen sevinirdi. Biz kızınca, biz gülünce gülür, ağlanınca ağlardı. Bize katılırdı. Dolayısıyla Huzeyfe bazılarının kinini bazılarına miras mı bırakmak istiyordu? Çok ilginç. Bazılarının kinini bazılarına mı? Sahabenin filozofu Selman. Müthiş bir. Derin bir şuur, derin bir bilinç. Yani Efendimiz'den nakledileceği zaman sahabe böyle hassas davranıyordu. Bu bize yeterli.